Son durum nedir? Bir söyleyelim size. Ya ilginç bir gelişme oldu. Aktaş Holding son gün 15 Ağustos diye bir şey açıkladı. Ya kardeşim daha sınav açıklanmamış. 15 Ağustos diye tuttu şey yaptı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aktaş Eğitim Vakfı. Linkini de koyarım aşağıya olmazsa, ama kendiniz de girebilirsiniz. Hemen şu anda hatta internetten arayabilirsiniz. Aktaş Eğitim Vakfı yazın. Başvuruyu internet üzerinden yapıyorsun arkadaşlar. Fiyatını da açıklamadılar. Yani kaç lira vereceğini açıklamadılar ama 2500 liranın altında olmaz gibi düşünüyoruz. Çünkü işte 2500'ün altında burs verenler de başvurur gibi bir şey de söylediler. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Yalnız teknik öğrenim kurumu, yani teknik konularda vereceğini söylediler. 26 yaşından büyük olmamak gerekiyor doktor öğrencisi değilseniz. Bir de yetim, öksüz, anne baba ayrı olan öğrencilere öncelik tanınacağını da belirttiler arkadaşlar. Aktaş Holding. Bunu niye şu anda gösteriyorum? Çünkü 15 Ağustos son gün arkadaşlar. Yani 15 Ağustos'u kaçırmayın. Birkaç gün içerisinde başvuru yapmanız lazım. İsterseniz şimdi başvurunuzu yapın. Kazanamazsanız bırakırsınız. Kazanırsanız da devam edersiniz. Başvuruya girin. Bence başvurunuzu yapın. Sağlam bir şeydir, vakıftır biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada lütfen dolandırıcıların ağına düşmeyin. Şimdi Tekinder son gün 31 Ağustos, bakın Tekinder'in girişte ne çıkıyor? Dolandırıcılık uyarısı. Derneğimizin adı kullanılarak sosyal medya, web ve WhatsApp üzerinden sahte burs başvuruları alındı ve bu burs ihtiyacı olan öğrencilerle iletişime geçildiği tespit edilmiştir. Lütfen bu dolandırıcıların cevap vermeyin. Bakın arkadaşlar, eğer ciddi bir vakıf size burs verecekse WhatsApp üzerinden haberleşmez. Bak kaç kere söyledim. Lütfen bunlara düşmeyin. Tekinder'de açıklamadı arkadaşlar bursun fiyatını ama bunun tarihi 31 Ağustos. Buna daha vaktimiz var. O yüzden acele etmenize gerek yok arkadaşlar. Bu arada belediyeleri söylemiştim ben size. Bakın Silivri Belediyesi mesela açıkladı. 1000 lira burs veriyor. Bazıları küçümsüyor. 1000 lira neye yetecek diye. Başvurma kardeşim o zaman, Allah Allah. Sanki senin kafana silah mı dayıyoruz? Öğrenci için 1000 lira bile ayda çok iyi bir para. O yüzden başvurabilirsiniz. Silivri Belediyesi'ni örnek olarak yayınlıyorum arkadaşlar. Kendi bulunduğunuz belediyenin sayfasına bir bakın, tamam mı? 1000 lira burs, dediğim gibi küçümsemeyin. Öğrenci için 1000 lira 1000 liradır arkadaşlar. Güzel bir para bence. O yüzden takip etmenizi tavsiye ederim. Bunun için ne olması lazım? Ailenizin Silivri'de ikamet ediyor olması lazım. Anne babanızın, hani siz başka bir yere kazanacaksınız, gideceksiniz ama anne babanız eğer Silivri'de oturuyorsa bazı şartları daha var. O 25 yaşından günü almamak. Ha, bir de not ortalamasını 3.0 istiyor. Yani başarı bursu. Zaten bursların çoğunda arkadaşlar başarı bursu şarttır. Yani başarı şarttır arkadaşlar. Bir de TEV açıkladı. TEV yalnız başvuru tarihini henüz vermedi. TEV bursu arkadaşlar 9 ay ödeniyor. Ekim, Haziran arasında ödeniyor. Yani Temmuz, Ağustos ve Eylül'de TEV para ödemiyor arkadaşlar. Fakat çok güzel bir babalık yaptılar. İşte öğrenci dostu vakıf budur. 4500 lira açıkladılar. Yani TEV'in bursu arkadaşlar bu sene 4500 lira. Çok iyi bir para. Ben 2000 lira şu anda KYK yurdu bursu. KYK burs ve kredisi 2000 lira arkadaşlar ama benim tahminim yeni yıldan itibaren, Ocak'tan itibaren 3400-3500 lira olur. %70 enflasyon TÜİK'in açıkladığı verilerle diye düşünsek, gerçi %60'a düşürdü ama 3400 lira civarında bir fiyat yapar. Benim tahminim de yeni burs miktarı olur. Ne olacağını tabii ki Ocak ayında öğreneceğiz. Ama kredilerde şöyle bir şey oluyor. KYK kredilerinde arkadaşlar 3 ay vermiyorlar. Eylül, Ekim, Kasım'ı vermiyorlar. Daha doğrusu Ekim, Kasım, Aralık'ı vermiyorlar pardon. Bu 3 ayı arkadaşlar Aralık'ın son haftalarında birden veriyorlar. Güzel oluyor aslında. 3 ay tamam ödeme yapmıyorlar ama 3 ay peşin verince mesela bu sene 6000 lira alacaksınız ki iyi bir para bence. Hani burs ya da kredi çıkması durumunda alıyorsunuz. Aradaki farkı herkes öğrendi artık. Bursu geri ödemiyorsun, krediyi geri ödüyorsun. Ama geri ödeme koşulları çok çok rahat. O yüzden kredi de çıksa, burs da çıksa ikisini de alın arkadaşlar. Şey yapmayın, burs çıksa zaten geri ödemeyin da. Yalnız TEV de uyarıyor. Bakın dikkat edin, dolandırıcılar var. Şimdi bakın bazı öğrenciler şey diyor. Hocam dolandırıcılar bana ne yapabilir ki? Ben para göndermem ki kime? Kimseye. Tamam da senin bilgilerini alıyorlar. Bakın bir olay anlatayım ben size. Yine başımızdan geçen bir olay. Bir tane öğretmen ablamız vardı bizim. Bayağı da yaşlıydı. Emekliliği geldi. Hatta şu anda emekli oldu galiba. Neyse, kadıncağızın şeyli tuşlu telefonu vardı. Düşün, akıllı telefona bile daha geçmemişti. 2014'lerde falanız. Okulda müdür bunu çağırıyor işte. Müdür bir gün daha doğrusu şey yapıyor. Diyor ki artık herkes akıllı telefona geçecek. Çünkü WhatsApp grubu kuracağız. Öğretmenler artık buradan haberleşecek. Haberdar olmazsanız da suç sizin falan gibi bunu bir korkutuyor. Bu kadıncağız gidiyor bir akıllı telefon alıyor. Bir şey, yeni bir şey çıkarttırıyor falan filan. O sim kart çıkarttırıyor anladığım kadarıyla. Yeni bir sim kart çıkarttırıyor. Onun üzerinden alıyor. Hani taksitle alıyor galiba telefonu. Tam ayrıntıyı bilmiyorum. Her neyse. Bunun fotokopisini alıyorlar ya, nüfus kağıdının fotokopisini. Onunla arkadaşlar tutup başka bir hat daha açıyorlar. Bu kadıncağızın haberi yok. Tamam, telefoncular yapıyor bunu. Onlar
Onlar da baylok yüklüyorlar ve birbirleriyle haberleşiyorlar. FETÖ'nün elemanları. Neyse 2016'da işte bu darbe oluyor. Hain darbe oluyor 15 Temmuz'da. Okullar açılıyor. Kadın bir gün okulda müdür çağırıyor odasına, diyor ki açığa alınırız. Kadın şok. Diyor ben niye açığa alındım? Diyor ki telefonunuzda baylok var. Kadın diyor ki ya ben akıllı telefonu kullanmayı bile bilmiyorum. Hani ben sırf işte okul grubuna üye olmak için aldım. Zorla aldım onu da. Yapacak bir şey yok. Yazı geldi diyor. Baylokunuz var. Neyse Allah'tan savcı bununla bir konuştuktan sonra hani anlıyor kadının durumunu, içeri almıyor. Serbest bırakıyor ama kadın bir sene açıkta kaldı arkadaşlar. İşine dönemedi. Tamam bak bir sene açıkta kaldı. Derdini anlatana kadar bir sene geçti ve Allah'tan derdini anlatabildi. Hani sonradan çıktı, araştırıyorlar işte. Bunun haberi olmadan fotokopisiyle hat açılıyor. Onun üzerine baylok yükleniyor. Bunun haberi olmadan o kanal üzerinden konuşuyorlar falan fişman olaylar. Bir sene sonra işine geri döneminde. Yani sizin bilgilerinizle kumar hesaplarına girerler. Ne bileyim böyle yasak sitelere girerler. Orada işte hesaplar açarlar falan. Lütfen bilgilerinizi WhatsApp'tan falan kimseyle paylaşmayın. Tamam. Burası çok çok önemli. Geçen sene bayağı şey olaylar oldu biliyorsunuz. Duymuşsunuzdur. Dikkat edin. Ben size sağlam bursları zaten burada duyuracağım. Merak etmeyin. Bizim yayınları takipte kalın.